Neden Arapça üzerinden böyle özel vurgu yapıyorlar? Neden Arapça söylüyorlar bir takım söylemleri? Bir, bilgisi taslamak için. Çok şey biliyor. İki, anlaşılamıyor olma havası atmak için. Değil mi? Her dediğini herkes anlasa ne kıymeti var bunun şimdi? Olur mu öyle şey? Biraz ağır abilik yapacaksın. Anlaşılmayacak. Ağır abilik yapacaksın. Üç, her söylediğin Arapça Kur'an zannedilsin diye Arapça okuyacaksın. Sonra Kur'an olmayan o metinleri de Kur'an'ı tilavet eder gibi tecvid kurallarına uygun okuyacaksın. Ya böylece karşıdaki ah bunun her dediği Kur'an'mış zannıyla hareket edecek ve senin hiçbir sözünü sorgulayamayacak. Bu tiplerle alakalı. Kitap elinden bir grubu Allah-u Teala deşifre ediyor. Ali İmran suresi 78. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Ve inne minhum neferikan. Bu kitap ehlinin içinden şöyle bir grup var. Yelvûne elsinetehum bil kitabi. Dillerini kitapla ilgili olarak böyle eğip büküyorlar. Niye? Litehsebûhu minel kitabi. Söylediklerini kitaptan zannedesiniz diye. Ve mâ huve minel kitabi. Halbuki söyledikleri kitaptan değil. Ama dilini eğiyor, büküyor, kelimeleri uyana bu yana uzatıyor. Dinleyen de zannediyor ki ayet okuyor. Ve yekûlûne. Sözünü söylerken de diyorlar ki huve min indillâhi. Benim söylediklerim Allah'ın katından geliyor. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Aslında söyledikleri Allah'ın katından gelmiyor. وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile Allah'a yalan isnat ediyorlar. Arapça söylüyorsun, ağzını da eğip büküyorsun. Peki ayet mi bu? Değil. Ayet olmadığını neden söylemiyorsun karşı taraftaki de? Onu söylese bu defa diyecek ki bu ayet değilse bir dakika bir dur bakalım. Bu freni duymamak, bu freni ihtiyacını hissetmeme adına söylediği her şeyi Arapça söylüyor karşı taraftaki de itibar etme psikolojisiyle hareket ediyor. Bakın Kur'an Allah-u Teala'nın kelam sıfatıdır. Kur'an Rabbimizin konuşma sıfatıdır. Sıkıntı yok şu anda. İnsanlar nasıl ki kendi aralarında birbirini bilgilendirmek, kendisini ifade edebilme adına konuşurlarsa Allah-u Teala da kendini ifade etmek ve kullarının onu anlamasını sağlamak için son kez bu kelamıyla konuşmuştur. İnsanlar anlaşılmak için konuşurlar da Allah-u Teala anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Allah anlaşılmasın diye mi konuştu? Elbette Rabbimizin kitabını indirmesinin amacı elbette ve elbette anlaşılmasıdır.